2016-2017 eğitim-öğretim yılı Hatay Okul Sporları Erkek Voleybol Şampiyonası'nda Hatay şampiyonluğunu elde eden Gökmeydan Ortaokulu Yıldız Erkek Voleybol Takımı elde ettikleri kupayı Arsuz Belediye Başkanı Nazım Çulha'ya hediye etti. Sabah yine böyle güzel şeylerle başlamak ne güzel. Kaptan, teşekkür ediyoruz. Abi bu sizin abi. Ter döktüm. Bana mı ödüyorsun? Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Gökmeydan Ortaokulu Müdürü Nazım Karabulut, beden eğitimi öğretmeni ve takım antrenörü Gökhan Turunç ve okul aile birliği yöneticileriyle birlikte Başkan Çulha'yı makamında ziyaret eden başarılı sporcular kupayı takdim ederken bölge şampiyonasında Arsuz'u ve Hatay'ı en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdi. Şampiyonu değil mi? Evet. Hatay şampiyonu olması bizi gururlandırıyor. Biz anında bir aradık, tebrik ettik. Abi telefon bir isim arıyoruz, çıkan adam. Sporcuların başarılarıyla gurur duyduğunu ve övündüğünü söyleyen Başkan Nazım Çulha, güne böyle güzel başarılarla başlamak ne güzel dedi. Bu sonraki adım bölge şampiyonluğu mu olur? Tabii Türkiye 4-5 bölgeye ayrılıyor. Bizde görünen Afyon, Kayseri, Osmaniye de olabilir. Yani İnşallah olursa... okulumuz bölge şampiyonu olur. Yani temennimiz olur. Ve bir sonrasını da biliyorum. Evet. İnşallah. Gökhan Hocam turun tavla dansınız değil mi sayılır? Evet. Bunlar tehlikeli olur biliyorsunuz. Kalemaz tavlara çekiyor. Belki şeydir yani. Belki ilk defa bir koordinasyon kurulu toplantısı. İskenderun'da yapılıyor. İskenderun'da İşte böyle şampiyonu oluyoruz değil mi? Abi para verirseniz olacağız. Kısıtlı imkanlarla elde edilen başarıyı mucize olarak değerlendiren Gökmeydan Ortaokulu Müdürü Nazım Karabulut ise desteklerinden dolayı Başkan Nazım Çulha'ya teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından başarılı sporcular hem Başkan Nazım Çulha'nın doğum gününü alkışlarla kutladı hem de şampiyonluk kupasını hediye etti. Evet. O rakiplerin. Yani bu... Gerçekten Gökhan Hocam'ın müthiş bir emeği var bu işin içerisinde. Evet. Tamamen kendi çabaları, faaliyetleriyle. Yoksa 40 kişilik bir sınıftan hata şampiyonu... Mesela geçen senenin sınıfı olsa Nazım Hoca 11 kişi yok. 11'e kaç vardı geçen sene? 11'e yetin diyordu. 12-18'lerde ne vardı? Yani yedek sürecek bir oyuncu bulmakta güçlük çekiyor Gökhan Hocam. Şimdi diğer sınıfların mesela yendiğimiz o rakip çok büyük bir olsun. Rakipte mevcut 1000 kişiye yakın şey var. Seçim alıyor. Ama Gökhan Bey'in böyle bir şansı da yok. Evet. Elindekini yetiştirecek yani, eğitecek. O açıdan Sayın Başkanım gerçekten diyeyim, arkadaşımızın kazandığı başarı bizim nazarda çok büyük. Yani sanki bir mucize gibi. Biz geçen sene finali kaçırdık. Bunlar bizi yenmişti hocam. Finalde 3-0, bak daha önce 3-0 yediğimiz takımlarda uzatmada yenildik, tiebreak'te yenildik. Öyle kaybettik geçen yılda. Yavaş yavaş. Abi de çocukların müthiş bir antrenman şeyi var. Rakip takım oynuyor, bizimkiler tost ekmek yiyor.